bütün pozisyonun içindeydi. Aldı verdi, sürekli top istiyor, alıyor veriyor. Abi bu offside işini falan çok bitirdiler futbolu yani. Bitirdiler futbolu. Sitenin künyesine bakayım falan dedim. Bir künye vesaire bir tıkladım Nijerya. Nijerya basını Sokrates izliyor. Evet Atıf Bey sokak. Nijerya'da da ses getirdi. Evet. Nijerya mafyası <laughs> yaratabilir bize. 20-21 yaşında şov yaptığı bir tane Inter'le şampiyonlar hmm. maçı vardı. Ya bu ne falan dedik. Meğerse o sıralarda 20 yaşında değil 27 yaşındaymışız yani. Hani <laughs> kulağına damlatıyordur Şakir'e yani, 5 milyon yorum. euro. yorumların bu şekilde aşka dair. Katılıyorum ben de. Evet. Sokrates'e hoş geldiniz. Sokrates'in sevilen içeriği Atıf Bey'in yeni bölümüyle ben Erman Yaşar. Değerli dostum Emre Özcan'la birlikte. Ayda adam inanmıyor başladığımıza. <laughs> yok, yok, Sizlerleyiz. Tamam, ederim. Ee, dolu dolu bir içeriğimiz var. Gerçekten iki gündür birçok kişi bu içeriği harmanlamakla uğraştı ve bir harmana ulaştık. Ulaştık. Emre'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Efendim. Nasılsın? İyiyim. Nasılsın? İyiyim. Biraz kedi tüyü var üstümde. Ya 4-5, 2-3 defa deneme yaptın ya ben bunda da deneme yapıyorsun diye düşündüm. Öyle bir girdin. Yok. Sonra baktım cümle uzuyor. Tabi. Başladım başlayamadım mı ya da işte başladım başlamadım daha doğrusu. Anlayamadım. Böyle, o yüzden evi evet, tepki verdim. Senin için gergin bir sabah 25 dakika kadar taksi bekledin. Bekleyin. Çok öfkeli geldin ofise. Bekleyin. Dedin ki böyle bir şehir olabilir mi falan. Çeşitli sert açıklamaların oldu. Ya kendim beklemekten ziyade burada insanların beklemesi de tabii biraz rahatsız ediyor. Yani e, onun getirdiği bir stres <laughs> de var. E, sinir kastiyesinin ortaya çıkmasında. Yoksa yani bir insan bir yerde 20 dakika bekleyebilir. Ama senin 20 dakika beklemen burada 10 kişinin 20 dakika beklemesine sebep oluyorsa e, o biraz şey yapıyor. Asadiyet i̇şte bu yüzden Emre Özcan. Asabiyet konusunda sıkıntı yaratıyor. İşte bu yüzden Emre Özcan. Emre'cim geçen hafta Nijerya basınına kadar düştün. Önce bununla girelim. Ufak ufak atımlık konularla girelim. Sonrasında da çeşitli konulara yine değinilecek. Abi istemez böyle <laughs> olsun. Olay açıklamaların işte Nijerya'da olay yarattı Emre Özcan. En işte vakayeme 3 <laughs> yaş daha büyük. 33 değil şeklinde. Agent. Agent da sevgili Agent'ım. Parmamik Emre Özcan oluyor. Ee, dünyayı ayağa kaldırdın. Yaptığın açıklamada. Ben demiştim zaten buraya KJ verin. Vakayemi 40 yaşında diye. Ee, bu açıklama ses getirdi. Ne düşünüyorsun? Artık yarın öbür gün Nijerya'ya gidersen de. Abi bir şey düşünmüyorum. Bana ilk geldiğinde o şey diye düşündüm ben. Ya yani biri yolladı bana. Baktım bir. Yani dedim ki ya işte bazı böyle Türk spor portalları, futbol portalları oluyor ya İngilizce edisyonu falan ee, öyle bir şey diye düşündüm sonra baktım yani bir ana sayfaya gittim Afrika haberleri var ağırlıklı bir şekilde o ne oluyor dedim bir şeye, yani site'nin künyesine bakayım falan dedim bir künye vesaire bir tıkladım Nijarya e, portalı yani bilmiyorum ne kadar e, nasıl söyleyeyim yani ne kadar orada etkin Emekli ki... ama haber seçkisine baktığım zaman güncel bir yer gibi gözüküyor. KJ'yi çok beğendim. <laughs> Nijerya basını Sokrates izliyor. Evet Atıf Bey Sokak ya Nijerya'da da ses getirdi. Abi yani böyle bir şeyle tabii oraya düşmek istemezdim şimdi. Adamların oyuncusunu... Adam Nijerya'yı zaten. <laughs> ya mafyası <laughs> yaratabilir bize. Siz biz oyuncuları üçer beşer yaş gençleştiriyoruz mu diyorsunuz? Ama şeklinde. ben bunu konuştuktan üç gün sonra başka bir skandal patladı. Tabi. Yusuf'a Mokoko evet. diyorsun. Mokoko ne oldu? Dört yaş küçültme çıktı. 18 değilmiş, 22'ymiş. İngiltere'ye transferi gündeme gelince hemen bazı olaylar ortaya çıkıyor. Evet. Ve babası galiba bir açıklama yapmış. Zaten adam 13 yaşında Dortmund'da şapur şupur oynuyordu yani. Abi aynen yani. <laughs> <laughs> Demek ki 17 yaşındaymış. Sen biliyorsun. Benim Ay, de, ben bu Nesliga'da 15 dönem, yaşında. Da ben, <laughs> ben bu 15 yaşında anlattım. Vallahi benim gibi diyor. Hiç 15, 40 yaşında gibi takır takır. Her suratta böyle çocuksu bir ifade var. Çocuk gibi demeyeceğim surat. Ama suratında bir çocuksu ifade görüyorsun ama bir yandan yani bir, noktadan bakıyorsun çocuksu bir ifade. Bir yerden bakıyorsun aslında ya yani bayağı genç adam falan. E, 16-17 yaşındayken. Ama fizik abi yani 14-15 yaşındayken gösterdiği performanslar, maç performanslarından da görüntüler e, gördük. Yani 14-15 demezsin çok. Ya o, gerçi yani. öyle anomali oyuncular var, da oluyor. Var, Batuhan abi. da öyleydi mesela. Ben hep onu söylüyorum. Ben Batuhan'ı bir ya kere var abi, o şeyde de... seyrettim. Batuhan Karadeniz'i. Beşiktaş'ın Beşiktaş'taki tesislerindeydi galiba o dönem. Altyapı takımı. 14 ya da 15 yaşındaydı ama A takımı çıktığı dönemdeki gibiydi. Yani 1.80 küsur boy, izbandur aynen, gibi aynen. bir adam. Zaten öyle yarattı farkı. Ha, şey gibi takılıyordu zaten orada böyle neydi herifin adı? Şak. Hulk. Yani işte ya da Şak fark etmez. Bill Chamberlain. Yani, yani o kadar şey vardı ki şeyle arasında. O yüzden yani milyonda biri çıkabiliyordu öyle oyuncu. Tabii, tabii. Hani olmaz diye de bir şey Bak, yok. Zaten şey, e, erken gelişiyorlar. Hı -hı. Gerçekten daha farklı bir iklim, farklı bir e, genetik havuz, e, gen havuzu ya da daha erken gelişiyorlar. Daha erken performans göstermeye başlıyorlar. Yani 17 yaş altı dünya kupalarını ağırlıklı bir şekilde Nijerya ve Gana'nın domine etmesinin Keleç ile biraz öyleydi. Bu abi. Yani, ha yani o varken bir de küçültme olayları da oluyor. Yani oraya da biraz yatkın bir e, kıta. Öyle olunca yani hem zaten erken Bunu karşıya verin. Ya tamam oğlum ya. Yani. Afrika bu küçültme Olur, olaylarına bak, yatkın bir kıta. E, bir de, biz, de bunu versinler. Biz de öyleyiz. Biz de öyleyiz abi. Tabii canım. Yani bizim 14, 15, 16 yaş altı milli takımlarının kadrolarına bakın. 22, 23 Hepsi 23 bir 1 Ocak vardı. doğumlu. Hepsi evet, 4 tane, 7, 8 tanesi 1 Ocak doğumlu. 3'te biri. Bazen yarısı falan. Bizde bir de öyle küçültüyorlar abi. <gülüyor> <gülüyor> ya bu muhtemelen şeyler yapıyorlar. Mesela çocuk Haziran 2012 doğumlu. 2002 doğumlu diyelim tamam mı? Bu çocuğu 2004 yapacaklar. 2 yaş küçültecekler. Diyorlar ki en azından 2004 Ocak 1 yapalım da en azından 1,5 yaş olsun Aynen. falan. Aynen. E, e, görünüyor abi kadro bir açıklanıyor 24 kişi kadronun 9 tanesi 1 Ocak e, bilmem ne doğumlu. Bak Allah'ın Ne yapıyorsun? Yani. <laughs> yani bari şey yapma yani anlamamızı sağlama. E, Afrikalılar o yönden bayağı sağlam şey nitelikli sıkıyor. <laughs> Peki. Bizde de çok var bu. Bu dünyanın her yerinde var büyük ihtimalle. Ama çocuklara yapılan bir kötülük abi bu. E tabi. Yani o yaş gruplarını da manipüle ediyorsun bunu yaptığın zaman ama çocuklara da iyilik yapmıyorsun ki. Ya o Bafey hatırlar mısın? 20-21 yaşında show yaptığı bir tane Inter'le şampiyonlar Ligi hmm. maçı vardı. Ya bu ne falan dedik. Meğerse o sıralarda 20 yaşında değil 27 yaşındaymış Aynen. Yani. <laughs> Aynen. çok vardı o dönem. Sonra biraz daha azaldı ama... Zaten hayal... 23-24 yaşında bir anda performans düşmeye <laughs> başladı. Çünkü 31-33 yaşında geçti orada. <laughs> yani olacak şey değil. Yani yeteneksiz bir oyuncu da değildi bu arada. Çok yetenekliydi canım. Çok yetenekli de değildi. Yetenekliydi, yetenekliydi. Yani böyle standart üstüydü bence. Pıtı i̇şte pıtı en azından ben öyle hatırlıyorum. Bir de çok sert bir Inter kadrosunda forvetlik <laughs> yapmak durumundaydı. Vieri, Ronaldo, Rekobalar, Mekolar, Rekoba, Adr Adr yani <laughs> Adriano bile. Adri <laughs> Evet. Hakan Şükür geçen hafta da söyledik ya ne olacak Allah Allah. Hakan Şükür de yani Hakan, Hakan Şükür. Hakan Şükür Ronaldo'lu kadroda yok. Daha önce var. Vieri'li kadroda var. Robby Keane var Hakan şükürlük. Şey da. var Zamorano var. Evet Robby Keane var. Robby Keane'i de almışlardı. Zamorano olmayabilir. Robby Keane var. Yani, Abi o dönem Inter Son... yapıyordu ya. Ama Martins. Brezilya, Şili. Adriano geldi. Robby Keane. Sonra. Rob... Türkiye. Aynen. Adriano, şey, Nijerya. Ne, ne, kadar forvet varsa. Nereli de bu film Martins? Nijerya mıydı? Nijerya. Nijerya'lıydı değil Nijerya, Nijerya. West. 8 yaş. Yani muhtemelen 7-8 civarıydı. Çıkamıyor adam yaş konusunda. Çok oluyor yani o maç çok oluyor. <laughs> tamam yeter. Ee, o Bir Emre Özcan klasiğiyle de. Tamam yeter yani. Yeter. Peki. Program resmi olarak başlattı Başladım. Emre Özcan. Emre'cim sana acayip bir sorum daha var. Var. Ee, şimdi biliyorsun. Kardeşim ama burada çekim yapılıyor. Bu nedir? Dışarıda çakal, makal, çukal. Bağıranlar, ben çağıranlar. Yani böyle bir şey olur mu ya? Burada program çekmeye çalışıyoruz. Benim konsantrem bozuldu anda. Ben bozuldu şu oldu. Tabii. Ee, ne diyecektim ya? Ne diyecektim? Lampard ne zaman kovulur? Araya soru attım. içimden geldi. Ne zaman kovulur? Yani düşmeden kovulması lazım. Yoksa düşüyorlar. Kaçın sene düşmeden yarattın? Düşme da. <laughs> Bilmiyorum. Yani herhalde kovulur yakında. Niye kovmuyorlar? Ben anlamadım. Ne hocalar kovuluyor çatır çutur. Mesela İlhan Palut. Acayip bağlama yaptım acayip bağlama yaptım. Acayip bağlama yaptım. Hocamın açıklaması var. Yeni açıklaması düştü. Evet, açıklaması onunla gireyim. Ee, dün İlhan Palut'un beklenmedik bir şekilde gönderilmesinden sonra onun e, hafta sonu yaptığı e, eski futbolcularla biz aynı e, yoldan başlamıyoruz. Onların çok ciddi bir avantajı oluyor teknik direktörlük konusunda. E, bu bir haksızlık. Herkes aynı şartlar altında teknik direktörlük ee, ...yoluna girmeli şeklinde bir açıklaması var. Bunun üstüne orada kastettiği isimler de işte... ...Arda Turan, Emre Belözoğlu, Nuri Ş Şahin gibi isimler. Ee, özellikle hadi Nuri Şahin'i biraz ayıralım ama... ...Emre Belozoğlu ile Arda Turan'ın da... ...bir ağırlığı var... Ee, ...Türkiye'de. Ee, bununla ilişkilendirildi. Yani Aa işte bu adamlara şey yaptın... ...hemen biletin kesildi gibi ama... Hoca yaptığı açıklamada şöyle demiş: e, Kesinlikle bu açıklamayla bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Zaten e, benim yerime gelen teknik direktörün bileti bile, e, ben o açıklamayı yapmadan önce e, alınmış durumda ve yani zaten öyle olmasa, yani bunun ilişkili olsa beni gönderdik Doğru. Denen birkaç saat sonra yeni teknik direktör açıklamazlar renk geldi abi o renk geldi Evet, e, yani ilham falot da bunu net bir şekilde reddetmiş zaten kendisi ama yani. kararı anlamlandıramadığını da kararın kendisi <laughs> için sürpriz nedeninin bu olmadığını bu açıklama olmadığını ama kararın kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu e, ve daha geniş açıklamayı şu an için sadece bunun bildirildiğini daha geniş açıklamayı beklediğini söylemiş e, sana pası atarken şunu söyleyeceğim. Dün ben e, ya tabii hem Konya camiasının büyük kısmı, Konya taraftarının ya da hem de futbol camiasının büyük kısmı anlam veremedi. Ya sonuçta Konya Spor Aykut Kocaman'la çok önemli bir çizgi yakalamış. Aykut Kocaman'la yolları ayırdıktan sonra düşme tehlikesi yaşayabilecek durumlara kadar gelmiş. Ama İlhan Palut'la tekrardan Aykut Kocaman dönemindeki yukarıya oynayan tabi bambaşka bir tarz. Evet. Tarz anlamında söylemiyorum ama Aykut Hoca da bu takımla kupada ismini duyurdu. Ligde ilk üçlerde dörtlerde mücadele etti. Başka bir tarzla yine Konya Spor oraya çıkarmış bir teknik adam. Son 10 maçında bir galibiyeti var. Bu noktada... iki de ele... var ama. Evet iki de mağlubiyeti var. Ee, yani zaten puan durumunda olduğu yer Galatasaray'dan sonra ligin en az kaybeden takımı. Artı yedinci sıra. Geçen sene olduğu yer belli. Ee, sadece işte bu şey yapanları öyle atayım pası. 10 ee, maçta bir mağlubiyeti var. Neden yani altında başka şeyler arıyorsunuz ya da yönetimi eleştiriyorsunuz. 10 maçta bir galibiyet alıyorsanız gidebilirsiniz diyenler de var. Bu şekilde ben pası sana atayım. Ben buna katıldığımı söylemiyorum bu arada. Bence İlhan Palut Konyaspor için büyük bir şanstı. Bunu ileride de görürüz muhtemelen. abi 10 maçta bir galibiyet tamam çok iyi bir performans olmayabilir ama 10 maçta 2 de galibiyet var yani. Evet. Ortada skandal bir performans da yok yani. 10 maçta 10 puan toplamış e, Konya Spor. Yeterli mi? Konya Spor'un geçmiş sezonki seviyesine göre çok yeterli değil. Ama e, onu, onun da öncesine gidelim. 6 maçın 4'ünü kazanmışlar. 4'ünü kazanmışlar. 2 beraberlikleri evet. var mesela. Şimdi sen sadece 10 maç üzerinden değerlendirerek... Ee, bir teknik adamı kovmamalısın. Yani sezon performansına bakman gerekir. Sezon performansına bakınca gördüğün şey de bence Konya Spor kadrosunun üzerinde bir şey. Yedinci sıra. Bu kadar zor yenilen e, bir takım ki Hoca biraz şey de değiştirdi. Stil de değiştirdi. Yani geçtiğimiz sezon bu takım e, daha top odaklı bir yapıydı. Bu sezon daha top odaklılar. Daha karşılama, daha savunma, set savunması. E, daha kontra temelli belki ya da kontra demeyeyim daha direkt oyun temelli e, bir takım. Ki geçtiğimiz da aslında direkt oynuyorlardı. Ee, ama onun kademeleri biraz yukarı çıktı. Bunda da nedenler belli yani. E, profil kaybetti biraz takım geçmişte. Abdülkadir gitti. Efendim? Abdülkadir gitti. Evet Abdülkerim. Abdülkadir nerede Abdülkerim gitti? Doğru. Abdülkerim gitti doğru. Abdülkerim gitti. Ahmet Çalık çok üzücü bir şekilde maalesef şey. Hayat Serdar kaybetti. Serdar Güler'i kaybettiler abi geçtiğimiz sezon Ocak ayında. Çok değerli bir oyuncu. Yüzyılda çok, çok önemli bir çok oyuncu. Çok önemli bir oyuncu. Ve onun yerine oynayan oyuncu Mihalak. Yani... Serdar Güler gibi hem dar alanda hem de geniş alanda oynayabilen bir oyuncu kaybediyorsun. Onun yerine oynadığın oyuncu dar alanda oynayamayan tamamen geniş alan oyuncusu. Bak geniş alanda belki daha etkili Serdar'dan. Ki bence değil. Yani daha hızlı, daha çabuk bir oyuncu. Ama indiği zaman topla son final pasını yapma ya da final hareketini yapma konusunda Serdar'ın çok gerisinde bir oyuncu Mihalak mesela. Yani onunla falan oynamak zorunda kalıyorsun bazı maçlarda, birçok maçta. E şimdi böyle olunca takımın stil değişmesi de kaçınılmaz. E buna rağmen e, takım geriye gitmemiş. Çok değerli, çok değerli oyuncularını kaybettiği bir ortamda. Takım geriye gitmemiş. E, yani çok geriye gitmemiş ya da öyle söyleyeyim. Seviyesini korumuş. hala her takımın, yani Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın içeride dışarıda oynarken çekindiği bir takım olmayı başarmış. E, tamam, 10 maçta bir galibiyet gelmiş. Ama tamam, 10 maçta bir galibiyet gelen her hocayı da kovmazsın ki be abi. E, önceki altı maça bakarsın, geçtiğimiz onu bakarsın. O kareliği elde etmiştir ki dediğim gibi sadece iki mağlubiyet var bir doğrula. Ve 10 puan var. Yani Konya Konyaspor'un 10 maç alması gereken puan nedir? On altı, on yedi falan. Ha, maksimum. İki galibiyet geride 15. kalmış. Yani hadi bu takımın standartı 14 dört, on diyelim. Ya da biraz daha fazlasıdır. E, çok da altında değil bir abi. Yani Hı. muhtemelen şanssız giden iki maçta o iki beraberlikte bir e, biraz şanslı olsalar zaten 15 beş puana gelecek bir şey yani. Evet. Yani bence hatalı bir karar. Ama şimdi bu iş şöyle bir iş abi. Yani çok hatalı bir karar verirsin kağıt üzerinde. Yerine getirdiğin hoca kısa vadede ya da işte orta vadede çok daha iyi performans gösterebilir. Ki Bunlar o, var futbolda ama. Espor'un bir Yugoslav <laughs> damarı da var. Ama kararın hatalı olmadığını değiştirir. Olma, bunun olması kararı doğru bir noktaya götürmeyecek. Ha gelin hoca önümüzdeki iki yıl içerisinde, iki buçuk yıl içerisinde öyle bir şey ortaya çıkarır ki sınıf atlatır. Ha o zaman belki ya evet bu doğru yapmışlar belki diyebiliriz. Ama onun da olma ihtimali Türkiye'de çok yüksek değil. Ee, o nedenle ben değerli bir hoca kaybettiklerini düşünüyorum. Ee, ve yani bunun orta ve uzun vadede kaybettireceği düşüncesindeyim Konyaspor'u. Evet yani yerine gelen hocayı tabii ki ben çok tanımamakla beraber ee, baktığımda Partizan'daki CV'si iyi. yani e, Kazandığı maç, e, oradaki şeyleri, e, etkisi, busu, takımla yaptığı işler. E, bir de bunu İlhan Palut karşısında söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Demin de söylediğim gibi İlhan Palut benim çok sevdiğim bir teknik direktör. E, hatta ben mesela Valerian İsmail gittiğinde yanılmıyorsam yanlış bir bilgi vermeyeyim ama duyduğum kadarıyla İlhan Palut belki deklare ediyordur, bunu belki etmiyordur ama bildiğim kadarıyla bir Beşiktaşlı. Ee, yanılıyorsam da dediğim gibi %100 bildiğim bir şey sadece bir iki yerden duyduğum bir şey bu. Mesela İlhan Palut'u istemiştim. Yani acaba Beşiktaş'a gelse, yani Beşiktaş'ta farklı bir şeyler yapabilir, zaman verildiği şey yapabilir. Beşiktaş mağlubiyeti de şanssız bir mağlubiyet bence. Evet, yani aslında... ya yani 1-0'dan sonra ilk yarıda 2'yi bulabilecekleri... Aynen birçok şans yakaladı. Hem yani maç da çok şanslı son, başlıyor. Son yarım saatte ama Beşiktaş hakikaten orada domine etti. Evet. Ama 60 dakikada maçı kapatabilecekleri fırsatlar da bayağı geldi mesela Yani öyle öyle çok maçlarda yaşadılar muhtemelen. Yani bütün maçları izlemedim. Ama öyle öyle birkaç tane maç yaşadıklarına eminim. Çünkü iyi bir takım. İyi iyi. Ya yani onu diyordum işte. Ee, ama şu da beni bir yandan da e, dediğim gibi bu olay üzerinde değil ama lige gelen yabancı hoca sayısının artmasını bir yandan da sev yani mesela bu adam ilginç bir adam ve mesela Farioli gibi falan hı hı. böyle farklı biri çıkarsa da sevinirim çünkü mesela Andrea Pirlo Karagümrük'te işleri toparladı, gayet iyi iş çıkartıyor. Montella'nın zaten Adana Demirspor'da yaptığı iş ortada. Gerçi hepsi İtalyan şu ana kadar verdiğimiz örneklerin Farioli de öyle ama e, böyle başka bakış açılarını ya bir arada bizim ligimiz çok şey oldu. O da beni şey yaptı yani bizim şeylerimize şans verilmiyor ee, bizim işte oyuncularımıza hocalarımıza vardı bundan 7-8 sene önce bir yabancı hayranlığı gibi sonra o bir anda öyle bir ters şeye döndü ki bu seferde neredeyse 18 hocanın ya da işte 19 hocanın kaç takım varsa ligde 17'sinin 16'sının Türk olduğu ve bazı Türk hocaların böyle oradan gidip oraya gittiği falan yani o yüzden de ben böyle farklı yabancı teknik direktörlerin gelmesini de aslında bir yandan olumlu buluyorum. Bu olay özelinde değil tekrar Ama söyleyeyim. Keşke yani. Bu olay özelinde yok, demiyorum. Hocam. Tabii anladım ben seni söyledim. İlan Palut'un gitmesinin yanlış olduğunu yüzde yüz düşünüyorum. O ayrı konu. İlan Palut'un gitmesinin yanlış olmasından ziyade keşke yani işte tanımıyorum bak bu arada hocayı. Ben de tanımıyorum. Çok iyi bir hoca olabilir. Ama öyle senin dediğin profilde bir hocaysa keşke İlan Palut gibi bence yeni jenerasyonun en özel iki hadi bilemedi üç hocasından. Başka bir takıma gelseydi. E, yani Eski moda çok hoca var. Evet, onlardan birinin yeni. Böyle her her sezon başka takıma giden, bir sezonda 2-3 takım değiştiren hocalar var. Onlardan birinin yerine gelse. Ama çok büyük, büyük ihtimalle olabilir. çok fazla boş kalmayacaktır İlhan tabii. Yani büyük takımlar şu an dolu. Yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da bir yani Trabzonspor en hani şöyle bir geçen hafta sallandı etti. Hani mesela bu haftada Başakşehir yenseydi Trabzonspor'u bir aday haline gelebilirdi bence. Cuk'ta oturabilecek bir aday. Yani bence artık o seviyeyi tabii, tabii. taşıyabilecek tabii. bir aday. Ama şu anda Abdullah Hoca orada hem taraftardan güven oyu aldı. Hem tekrar kazandığı maçta bence bir şekilde sezonu tamamlayacaktır. Çok üst üste yenilgiler gelmediği takdirde. Bence dört büyük şu an kapalı gibi. Ama ee, ilk... Başakşehir'de kapalı. Tabii Başakşehir zaten kapalı. Beş büyük kapalı <laughs> hatta. Ee, yani ilk e, boşalacak Yok, koltuklardan birine. birine, birine bir bir yani Yok. beşinci, beşinci şampiyon da değil zaten. Bursaspor Spor tabii beşinci, şampiyon. Şey. Ee, ya kusura bakmasın büyük takım değil Başakşehir. Değil tabii ki. Yani zaten kaç yıllık kulüp. Aynen. Güzel konuştum. Acayip bir konuya geliyorum. Bugün bir futbola gireceğiz. Hop. Çıkacağız. Aşk meşk. Şakir Apike. Takip ediyor musun gündemi? Allah yani en son Piket'i Wing aldı. Gördüm. Casio gördüm. Twingo gördüm. Ya çok gereksiz ha. Yani. Ya ilk başta ben Shakira'ya sesleniyorum. Sevgili Shakira. Kardeşim es eski ilişkim üzerinden de para kazanmak ist... Tamamen reklama döndü olay zaten. Yani o ondan şu falan. Acaba bilinçli mi falan diye düşünmeye başladım. Hiç belli olmaz bu. Belki için. de kırışıyorlar. <laughs> ya. Biri diğerini övüyor, biri bunu övüyor. Ne övüyor oğlum? Shakira yerin dibine soktu lan Piki'yi. Hayır hayır öyle değil. Yani marka övüyor ya. Ha, ha, o diyor evet. attan nife şişeye bindi. Evet. Yani, marka söylemeyeyim. Söyle canım. Biri atı övüyor. Biri de diyor ki sonra o eşeğin üzerinde çıkıyor biri de. Aynen eşek tane. de çok konforlu falan eşek diyor. Eşek de mükemmel diyor. <laughs> o yüzden yani. Biri ya, dört tane marka övüldü abi. Aynen. Burada. Aynen o çay reklam oldu bu markalar. Doğru söylüyor. Ya buradan acaba cebe giden bir 5 milyon euro toplamda iki 25 buçuk, iki buçuk daldı da mı? Yani bunlara da pek 5 milyon euroya falan ya, bu işlere şeye girecek şeye... insanlar mı emin değilim ama hani kulağına damlatıyordur Shakira 5 milyon euro. Pikenin, bu arada Pike'nin takım içi cimriliğine dair bir şeyler duymuştum ben. Yani daha doğrusu işte dal, ya olur ya abi takım içi muhabbetler olur Tabii ya röportajlarda vesaire. Evet. Ee, şeyin o, takımın en cimrisi kim? Ha evet canım. Takımın e, giyme, giyme yeme en az para harcayan Aynen. kim? O, o tarz şeylerdi. Piken adını verdiğini hatırlıyorum bir Barcelona oyuncusunun. Ben Öyle sevmem şeyler, zaten. Ya yanlış kalmış olabilir hakkımda ama var da onunla alakalı o durumlar. Yani zaten onu duyduğum için ben direkt bunu bir reklam şeyini çevirmesi çok garibime gitti. Yıllardır kanımın ısınmadığı bir adam bu Pike. Yani Barcelona'da sevdiğim oyuncular var. Yani Barcelona'lı diye demiyorum doğrudan ama hakikaten pek sevmem kendisini. Ama burada ben Shakira'ya da kabahat buluyorum. Ya kardeşim. büyük stoperdi de ben oyunculuğunu da çok sevmiyordum. Yani bak çok iyi oyuncuydu, çok iyi stoperdi. Ama bilmiyorum yani e, ee, şu yüzden aslında iyi ayak, mükemmel ayak Tabii sevmen canım. lazım ama abi hiç agresiflik yoktu ya. Bir de zaten 29-30'da bitti. Çabuk bitti. Evet. Yani ya son 4-5 senesi bayağı tırt. Savunmacılığı biraz zayıftı Allah affetsin. Ama... Puyol, Ramos, partnerleri kapatıyordu. Kim atmış o golü? Hatırlıyor musun? Bir santrifor gol atmıştı ceza rakip cezası. İnter sancımında. attı işte Inter. şey maçında. Çekti çekti. Evet. Jose Mourinho'nun turu geçtiği maç. Jose Mourinho'nun turu geçtiği maç. O, o maçta. Son dakikalarda gol var bak. DM santrifor atamaz. Acay yani Acay o, o gol atabilecek 10 tane santrifor vardı o sırada dünyada. Acayip gol. Acay 11. de pik olmuştu. Yani olmaz bir şey. Yok çok tekniği mekniği falan <laughs> çok acayip. çok başka var. bir teknik kaliteydi gerçekten. Ee, ben burada Shakira'yı de biraz ama yadırgadım. Ya ben böyle yani Türkiye'de de Demet Akılıncılık dediğimiz e, o şarkıları da arada seviyorum ben dinlerim de falan evde Türkçe bu falan ama yani sen benim fırlattığım sümüksün yok bilmem nesin. Ya abicim bir şeyler yaşamışsınız dünya ünlü çiftsiniz zaten herkes tarafından tanınan falan. Öyle. Yani ne gerek var sen Şakirasın dünyanın en önemli bilinen işte insanlarından kadınlarından birisin birçok. E, hem kendini metalaştırıyorsun bir yandan Yok işte ben o şeyim de sen şimdi şeysin falan filan gibi. Hem kendini küçültüyorsun hem öyle böyle bir şeyler yaşamışsınız. Çoluğunuz var, çocuğunuz evet. var. Hani Bir de yani hiç, hiç, hiç unutamadığını Aynen. ve hala yani. kafanın içinde böyle fıldır fıldır döndüğünü söylüyorsun aslında. Hayır yani. yani zaten. itiraf ediyorsun. Peki küçülmüş yaşanan olaylar sonrasında senin orada klasını koru ya cool oraya. De ki ben bu böcekle muhatap değilim de falan Ondan sonra trollenirsin abi. Ben orada pikeyi şey yaptım. Bak yalan değil. Mevzuda... Yani öyle bir şey yaptıktan sonra adamın Twingo arabayla gelmesine güldüm abi. Bence güzel troll yani. Bak dediğim gibi şey değil. adını söyle. Yani eşini aldatması şu su bu su falan sürecin tamamıyla şey olmakla beraber. Yani Shakira öyle bir şey yaptıktan sonra Böyle bir hareket yapmasına da çok şey yapmadım Piken'in. Bence Shakira'nın Kul cool kalmasında fayda vardı. Yorumların bu şekilde Aşk'a dair. Katılıyorum ben de. Evet. Ee, acayip bir konumuz daha var Alperen Şengün. 35-15-6-4. Dün. 6, 4. Dün Lebron James'le zaten bizden hemen önce Amerikan Mutfak girdi. Ee, Muhtemelen orada... ...iki guru konuşmuşlardır ama... Dün Lakers-Houston mücadelesinde yine acayip şeyler yaptı. Bir önceki maçta zaten acayip şeyler yapmış hatta e, Türk televizyonlarında da nereye konması gerektiğine dair tartışmalar olmuştu bu performansın. E, bu ondan da iyi. E, ülkenin tapusunu alabilecek... <laughs> <laughs> ona devlet nişanı veriliyorsa buna ülke ülke verilebilir. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir performans ama yetmedi. LeBron da çok sıcak davrandı bu arada kendisine. Bıdı bıdı. Ne diyorsun Alper Hanım? The next big thing diyorlar. Next yok hiç falan diyorlar. E, biliyorsun can sıkıcı bir takasa malzeme olmuş bir oyuncu bizim e, ligimizde. O oyundan canım sıkkın. Çok e, çirkin bir takasa e, biliyorsun. Sen yani. bunları burada kullanma pek. Doğru. Birazdan Doğru. sen şeydesin değil mi? Birazdan oradayım. Orada gerekli açıklamaları yapıyorum. Haftalık zaten. fantezide. Çok çirkin bir takasa e, konu olan bir oyuncu zaten. O yüzden iyi performansını gördükçe tabii ki gururlanıyoruz. Yani keyifleniyoruz. E, ve yani bayağı farklı noktaya giden bir yolculuk içerisinde bu sezon. Biraz şanslı olduğu gibi yani tamam koçla alakalı çok fazla muhabbet yapılıyor e, olumsuz anlamda ama e, Houston'un durumu baskısız bir ortamda. Çok daha rahat, dakika, rahat bazı yönlerden daha rahat dakika almasını ve o dakikalarda daha rahat olmasını da muhtemelen sağlıyor şu anda. O da bir avantaj. avantajı da kullanıyor Alperen. E, ama işte dediğim gibi yani o tarafına sevinirken diğer tarafta biraz e, buruk yaşamamızı sağlıyor seninle. Kazanmışsın bu hafta. Net bir galibiyet ve playoff çizgisine çok yakınsın. Abi geçtiğimiz hafta da kazandım ben. Orkun'u 5-4 Ama şöyle bir saçmalık yaptım. İlk gün 3 tane oyuncuyu bench'te bıraktım. Bir klasik adam, adam Ve abi adam yılda 40 kere falan yapıyor bunu. Şöyle böyle. söyleyeyim abi. 2 kategoriyi o yüzden kaybettim. 7-2 olacaktı yani. 2 galibiyette aslında düşük durumdayım şu anda. 2 galibiyet yüzünden kaçırırsam play bayağı üzüleceğim. Allah çok bu arada bu sezon lig acayip yakın. Evet. Gerçekten herkes birbirine çok yakın yani. Ben mesela şu an beşinciyim galiba. Zirveyle aramda da 5 falan var. Aynen. Ee, Sen de beklemedik bir çıkış şey yaptın. Biz iyi bir draft yaptığımızı söylediğimizde ya ben dalga geçildi. Çok çok kötü olmakla beraber iyi bir draft yaptığını düşünmüyordum. O yüzden yanıldım yani seninle hmm. alakalı. Bir sen de, alakalı. de tabii Tatum sağ olsun insan gibi oynamadığı için. Doğru. Yeni bir konu açıyorum. Aç bakalım nasıl açıyorsun. Açacağım yeni konuda bakalım neler diyeceksin. Bu arada LeBron'un 316 sayısı kaldı. Seni gibi bir LeBron severe de severede. Ka evet e Karim Abdul geçmesine. Peki ben sana şunu sorayım. Evet. Hazır basketbol konusu açıldı kapanmıyor bu program demek ki altı beş sokak. Avrupa basketbolunun NBA'deki ağırlığına ne diyorsun? Sen yıllar içerisinde basketboldan futbola kaysan da kökün basketbol. Abi geçen bir şey görmüştüm. Orada. Şimdi Alperen Şengün için yazılan yazılar neyse ya sen... söyleyeyim. Alperen Şengün hakkında da şöyle şeyler gördüm sabah. Ee, Alperen de birkaç sene içinde ligin en iyi oyuncularından biri olacak. Ee, bunu kaç tane Amerikalı oyuncuya söyleyebiliyoruz? Her taraf Avrupalı oldu falan filan gibi. Bence biraz kendi oyuncularına da haksızlık ediyorlar. bence hala çok iyi 8 10 tane genç Amerikalı oyuncu var ama yani ligin yıldızlarının Antetokounmpo, Jokic, Doncic falan olduğu bir ortam işte en çok ilgi çeken genç oyuncusunun Alperen olduğu bir ortamda Biraz enteresan NBA için. Ya şu şu daha enteresan şuydu. Bundan bir ay önce falan görmüşüm ben. Sayı krallığı olması lazım. Sayı krallığının ilk peşi şeydi abi. Amerikalı değildi sayı krallığının ilk peşi. Hmm. Ya yani uluslararasıydı tamam. Hepsi Avrupalı değildi belki. Ki hatırladığım kadarıyla kim vardı orada? Antetokounmpo vardı. İşte Doncic var. Eee Yokiş vardı. İlk peşi var mı? O mi? kadar sayı atmıyor, atmıyor ama. Atmıyor galiba o kadar da. Ya yani öyleydi hatırlıyorum. sayı krallığı diye hatırlıyorum. Ya da belki şey mi acaba? Bütün büyük istatistiklerin zirvesinde mi yine uluslararası oyuncular vardı? Yani öyle abuk subuk bir şey vardı öyle. O bile zaten gösteriyor. Bundan yani bırak 20 yıl öncesini 10 yıl önce bile çok hayal edebileceğin şeyler değil bunlar. Ne Böyle, güzel konuşuyorsun. Ben demek demek de... de bir draft bir numarası bulamadım Aslanım. Evet devam edelim. Bence bakmıyor şu an zaten. <laughs> Şşt, yengeyle mi? <miyim? gülüyor> Yazışmadasın. O geçti muhabbet halinde. Ercan yengedesin. Yenge desin Kandı yenge güzel, de. Resmen. vallahi şey, o, oldu. oldu. gibi oldu. Elma yanak oldu. Kıpkırmızı suratı şu anda. Çeksek inanılmaz. Mavi kırmızı. Kaplon <laughs> spor şu anda ya üst başı. Peki. E, ee, Abu Bakar'ı çok az konuşacağız. Şöyle gireyim Abu Bakar Cibar. mevzusuna. Bu Abu Bakar mevzusuyla alakalı ee, başka programlara da konuk olmuşuz ama ee, benim bir takım... Sen eski futbolcusun. <laughs> futbol bıraktı. Eee er <laughs> Real futbol bıraktı cageci gelsin. Ha, geldi işte ya. <laughs> Onda geldi yalnız yine Real Madrid forması da ne yakışıyor bana be. Valla. E, futbol bıraktın. E Ancelotti hoca dedi ki artık dedi. Futbol biliyorsun <laughs> ki zaten öyle. Estağfurullah. Futbol yani. Estağfurullah. Eee e, futbol, futbol bile adamın Ali Başkar yani. <laughs> o yüzden ben de bu program seninle yaptırdığın <laughs> için çok e, mutluyum, gururluyum. İnsan bu yani hata yapar. O şey değil ondan sonra. Yok canım. O, o ben zaten senin gerçekten futbolu bildiğini evet. söylüyorum yani. Johnson, İlk yaptığım şeydi. Eric, şu an. Eric The King. Şöyle ee dışı... söyleyeyim senin oyuncu gözün çok iyidir. Eyvallah. Bak yani biliyorsun sen işte Eurosport'a falan maç anlat özellikle ululara anlatırdık. Sen bana bir oyuncu ya bir oyuncu anlattım acayip falan derdin. Ben sonra bir bakardım oyuncuya. 3 4 maçını bir izlerdim. Hakikaten acayip Yani senin iyi dediğin Oyuncuların %95'i ekseriyetle iyi çıkıyordu abi. Sağ ol. Teşekkür ederim. Teşekkür Çok... ederim. Yok yani gerçekten. Orada bir yanlış anlaşılma var. Önce onu düzelteyim. Ee, ilgili videoda şey deniyor. Yani Fenerbahçe artık o kadar sallanmıyor ki. Beşiktaş bile Bakar'la yarışa katılabilir gibi bir ifade var. Öyle değil. O programda o cümlelerden 30-40 saniye önce ben diyorum ki... Ben... Fenerbahçe'nin yerinde olsam, Beşiktaş'tan önce Abu alırım. Çünkü öndeki oyuncuların hiçbirinin sahip olmadığı niteliklere sahip. Aynen. Yani evet belki sistemden biraz götürür Abu Bakar ama sizin sistem içinde elde edemediğiniz kazanımlar da getirir. Ben direkt Fenerbahçe'nin yerinde olsam alırım diyorum. Yani Fenerbahçe'yi devre dışı falan bırakmak gibi bir durum yok. Hatta Fenerbahçe hala mevcut durumda Beşiktaş'tan daha büyük bir şampiyonluk adayı. Çok net bir şekilde gözüküyor. Beşiktaş'ın hem sorunları hem bir kere matematik olarak e, Fenerbahçe'nin gerisinde. Ama evet dediğim şeyin de arkasındayım. Özellikle Beşiktaş'ın şu sancılı kısmı puan çok fazla kaybetmeden geçirmesi. Evet Galatasaray çok iyi bir performans gösteriyor ama Abu Bakar e, eğer sağlam ve güçlü gelebilecekse sakatlanmayacaksa e, Beşiktaş'ı bir faktör haline getirebilir. Düşük bir ihtimal tabii ki bu yani Beşiktaş'ın şampiyonu yarışının önemli bir paydaşı olabileceği anlamında söylemiyorum bunu. Ama Beşiktaş'ın o kovalamanın içinde yer alabileceğini düşünüyorum Abu Bakar'ın varlığıyla. Ama ben de şöyle bir şey söyleyeyim. Ya tabii ki çok kal yani kaliteli bir oyuncu. Ne kadar kaliteli olduğunu Dünya Kupası'nda bir kez daha gördük. Ama Dünya Kupası'nda işte kısıtlı sürede gördük. Eee Abubakar buraya geldi yaşlı bir oyuncuydu. Şimdi daha yaşlı bir oyuncu. Yine girdi yaşlı. Hayır oğlum ya. Yani. Abubakar da Kamerun'lu. Yaşlı. Daha yaşlı oyuncu şu anda? Ee, ve şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi bak, Abubakar'ın gelmesi tabii ki bir takımı bir seviye, birkaç seviye yukarı çıkaracak. Kenardan gelecek Cenk için ki ben Cenk'in geleceğini düşünüyorum Muleka'nın yerine. Muleka yedek olur büyük ihtimalle gelirse Abubakar. Eee Jank'e büyük katkı yapacaktır. Ama işte o katkının e, niteliği ne olacak? Yani e, Sergen Yalçın dönemindeki takım performansını, o akışkanlığı beklemek çok doğru olur mu ondan çok emin değilim. Çünkü e, Gezal yok, Gezal yok abi. Yani var da dönse bile dönünce bile ne kadar oynayabilecek, şu bu kadar e, şey kaçıran e, maç kaçıran bir oyuncu ne kadar etki yaratabilir orası tartışmaya açık. Yani gezelin getirdiği toplar e, ee, Abu Bakır'ın bağlantı oyununu ve onun yanındaki Larin'in golcünü ortaya çıkarmıştı. Şimdi topu sen o kadar kaliteli getirmeyince oraya ee, Abu Bakır'ın performansı da o standartta olmayabilir ki olmama ihtimali çok yüksek bence. Ee, ondan beslenen kenar santrforun da ya da kenar forvetin de e, skor yapması o kadar kolay olmayacak. Yani o nedenle işte Beşiktaş'ın başka hamleler de yapması gerekiyor bana kalırsa. Yani orta... Bak sadece Gezakir gibi oyuncu değil aynı zamanda merkez orta sahaya da bir tane pas kalitesi mesela mutlaka gerekiyor. Bence de. Onlar alınırsa o zaman başka bir şey ortaya çıkabilir. Ama tek Abu Bakar gelsin hop bizi bu yukarı çıkarsın. Çok e, realist bir bakış değil gibi. Bugün bir Raul Jimenez ismi geçti Abu Bakar a alternatif olarak. Ona ne dersin? Vallahi yani ben bayılıyordum. Kafa sakatlı öncesi zaten buralara düşmezdi o isim. Ya yani öncesinde mükemmel bir oyuncu. Abi öncesinde zaten 40-50 milyon eurolar ve mesela Arsenal'in bir önceki Center for hmm. sıkıntısında Arsenal için adı konuşulan, United için adı geçen oyunculardan biriydi. Ee, çok etkilenmiş gözüküyor. Yani bilmiyorum nasıl oldu, etkisine etkisi ne? sonrasında psikolojik mi bazı problemler yaşıyor? Olabilir. Ee, muhtemelen psikolojik problemleri yaşıyor çünkü oyuncunun yeteneğini kaybettiğini falan... Petr de ilk zamanlarında çok etkilendiğini söylemişti. Evet. Sonrasında bir şey konuşuyor. <laughs> bir de tabii Petr Chet ne olursa olsun kale, ya kaleci de tabii hava toplarında falan çok çarpışmaya marpışmaya şey. Ama, Ama öbürü oyunun değil. içinde tabii. yani sürekli hava topuna çıkıyor sürekli şey. ya Cech o kadar değil. de Cech çıktığı zaman kendisini eliyle falan tabi tabi koruyabilen bir, yani. bir pozisyonda. Bir de sürekli aksiyonun içinde değil Petric'e. Ve o da biliyorsun çıkarmadı kafasındaki şeyi hemen sonra. Kariyerinin sonuna kadar takmaya devam etti. O kadar büyük bir Hı. sorun yarattı demek ki. Yani o şey diyordu. Çok alıştım ve o yüzden çıkarınca kendimi kötü hissediyorum, garip hissediyorum falan diyordu ama. Bence bir koruna korunma, güvenlik yani içgüdüsü var gibi. Aynen. O yüzden psikolojik de olabilir. Yani belki hiç bir etkisi olmayacak artık ya da olmuyor. Ya düşmüş hemeniz burası için çok yeterli olabilir abi. E düşük Çünkü beni de, çünkü de uçurur. Beni, he? Beni de uçurur. Ben TikTok'ta tekrar TikTok değil lan TikTok var. <laughs> ee, olsun TikTok. <laughs> o da sizin. TikTok'ta sponsorumuz canım. Tamam. Onlara da buradan selamlar. Eee TikTok'ta i̇şte çalışmak böyle bir şey. Evet. Sürekli öne çıkartıyor sizi. Sürekli öne çıkartıyor. Tabi tabi. Programdan bağımsız dışarıda da böyle bir adam. Ağzından düşmüyor. Bu markalar ağzından düşmüyor da İnanılmaz bir adam. TikTok'ta da tekrar sağ solu sararım Raul Menez'in Türkiye liginde yaptığı her aksiyon benim sesimden bir dönem. Müthişler olur Türkiye için. Belki daha bile iyi olur. Yani belki diyorum bak. Nasıl geleceği de önemli tabii ki buraya. Weghorst bu hafta Arsenal'a karşı ilk 11 çıkar mı? Çıkmaz. Peki gol atar mı? Çıkmayıp? Hiç atmaz yani. yani belki de atar <laughs> ne bileyim. <laughs> Kesin buraya atar. Ee, be, o, ma, alacağım ama süre olmamayacak abi bence. Yani hele şöyle giderken United zaten bozmayacaktır. United Arsenal'ı yenerse lig karışır. United, Arsenal United'ı yenerse lig biter. Maç da? Old Trafford'da. Arsenal'da. Old Trafford'da, Old Trafford'da Old olması lazım ya. Abi, Arsenal bu hafta deplasmanda oynadı. Evet. United bu hafta içeride oynadı. Tam tersi olması gerekiyor. Ne kadar mantıklı ama İngiltere'de ama fixtür olmadı. öyle çalışıyor Bazen işte. bu işler tabii. İngiltere'de fixtür oldu. İngiltere'de fixtür op, Tak değil. Orada mı? Emreys'te. Arsenal değilse Emre Allah kolaylık versin. Emreys'te ise çok zor işler. E, bak çok çok şey bir maç hakikaten. Yani inanılmaz bir maç olacak. Karar maçı gibi bir maç ya. E, ben de canlı izleyebileceğim maçı. Canlı derken? Canlı izleyebileceğim maçı. 19-30 ama. Ha öyle canlı. Ulan ben dedim adam... maçı var. Beşiktaş kaçta sahaya çıkacak? 16'da sahaya çıkacak. Ertemiz. Yorumunu yaparsın. Tak. Yorumlarını keyifle takip ediyorum. Sağ ol teşekkür ederim Erman'cığım. Oradaki değerli dostlarımızla beraber. Evet. Gerçekten e, her gittiğin yere kalite <laughs> katan birisin. Orada da <laughs> ne güzel yorumlar ya pıtır pıtır. Tamam ben, hadi. Ben ee, Türkiye Ligi programı çok seyretmem. Ondan sonra arada işte bir iki yere bakıyorum. Ee, Emre ile yeni bir pencere açıldı. Arsenal United çok güzel maç olacak. Çok iyi. Yani, yani şeyden çok iyi. United uçuyor. Arsenal de uçuyor abi. Ya, bunlardan birinin kırılması lazım. Testinin kırılması ya, lazım. Ya bak siz dün şeyde zaten konuşmuşsunuzdur da. Ne Kardeşim. Anlamadım. Sohbet. Dubai. Sen hakemsin. Mertcan hakemsin. Ya tamam yani okey. Biz de Ars Arsenal'ın şampiyon olmasını istiyorum. O yüzden de sevindim. United'ın attığı gole de. Abi bu offside işini falan çok bitirdiler futbolu yani. Bitirdiler futbolu. Bitirdiler futbolu. Böyle böyle bir pasif offside şeyi falan olur mu? Olmaz. Sen adam şut çekene kadar orada şey yapacaksın, arkadan gelen adamı kapatacaksın, kalecinin şeyini şey yapacaksın. Ondan sonra ben topa değmedim. Bu nasıl bu, bu, bu olmaz ya? Ben bunu kabul etmiyorum. Bana 30 kişi şey yazmış kural kitabı ki kural kitabında da öyle yazmıyor da. Ee, ne yazmış kural kitabında? Ne i̇şte temas etmesi gerekiyor ya da kalecinin ya da savunma oyuncusunun çok net bir şekilde dikkatini zartını zırtını da e, daha, ne kadar dağıtabilir ki abi kalecinin ya da savunma oyuncusunun dikkatini yani. Tamam bu yorumu açık yani hakem o yorumu yapmıyordu ama bilmiyorum yani bence çok fahiş bir hata. Şey, açık olduğu için de var girmiyor. Girmiyor ama abi yani, yani. Ama bence de yani net olsaydı bence de. Yani Guardiola da aynı şeyi söyledi. ya Guardiola'nın söylemesine de gerek yok abi çok net yani. Bence baya net. Anlamadım. Bilemiyorum. Futbolu biraz kurcaladılar. Bundan rahatsızım Mertcan. <laughs> kurcaladılar ya bu oyunu. Bu var da falan alakası yok abi. Onun vardan bahsetmiyorum. Offside kuralından, offside abi kural... ama işte yani böyle şanssız pozisyonlar da var ya. Yani. Şanssız pozisyon derken hakemi işte kısa, kısa, sürede bir karar vermemesi gereken ve hata yapı bir hata yapmasını sağlayan böyle pozisyonlar da var. Ya bu bir şanssızlık abi. Bu offside hangi kural olursa olsun bu verdiğin kararın tartışılacağı, tartışılabileceği bir pozisyon. Bir anda değişti ya işler. Oyunun, oyunun kendisiyle alakalı bir sorun bu. Bir anda değişti işler ve... Ya bak ben bu pozisyonu vara bağlayanları falan gördüm. Ne alakası var abi? Var bakmadı bağlı. pozisyona. Ha az yerde yani. Bakmadı tamam ama işte var geldi şey, oyun böyle oldu Yok, diyorlar. Var ne da alakası da var, ya? var abi bunun varla. Yani bu bayağı bildiğin offside alakalı bir şey. Var zaten Durum bu pozisyona, pozisyona girse muhtemelen golü iptal ettirir. Bence. Yardımcı çekiyor. Orada e, hakem yorumu olduğu için de var, hakemin takdirine bırakıyor ondan sonra. E, şey düzeltiyor, herhangi bir teması var mı yok diye. Ama bence yani fahiş bir hata, neyse. Bence de öyle bir hata hocam. Yani yapacak bir şey yok. Lig'in ayarlarıyla da daha güzel oldu. Keşke Arsenal 15 puan fark yapsa da bitirse gibi bir an önce. Ayrı konu ama... Bu bayağı bir karar maçı çünkü City-Arsenal maçı var. Manchester Arsenal'dan... Abi onu bırak. Hayır. Perşembe ne maçı var? Ne maçı var? Bu Perşembe uçak maç var. Uçak maç var. <laughs> ne maçı var oğlum? City Spurs. City Spurs öldürür. Abi öldürür de işte. Yani edemiyorsun. Ya bak bile, bilemiyorsun. City Spurs bu işleri bırakacak. Ya Kane iki bağlantı yapar. Son iki defa sarkar arkaya. Geçmiş olsun. Kane Anca buradan ya, telefon bağlantısı yapar bu saatten. Bence de öyle yani. Bu sezon Fardin'de de konuştuk. Bu kadar bu kadar bir büyük maçı oynayamadılar bu sezon. Bu kadar net Maçlı konuştum yöntemiz. ya Tottenham, Tottenham çakar şimdi diye. Biz alkoleye düşeriz. Öyle gözüküyor. Ama yok ya Tottenham'ın hali bayağı harap. Bayağı harap evet. Yani tamam son yarım saat bayağı kapattılar Arsenal'ı. Orada da Ramsdale sahneye çıktı falan filan ama ee, Yok, pepen, son yarım saat bir şey olmadı çok. İkinci ya başı, yarı işte pardon yarı 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 son yarım saat dedim ikinci yarı genelinde Son 25 takır 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 böyle ooo, ver ver al ver al ver yapa yapa Arsenal'a bitirdim maçı. Çelme takarsa Takar, Arsenal'a, sonra City yenerek Arsenal'ı ligi tekrardan bir karıştırabilir. Yoksa Arsenal bu maçı da kazanırsa City'ye kaybetse de çok etkilenmeyebilir yani. Belki psikolojik olarak, matematiksel olarak evet, etkilenmeyeceksin. Evet. Sporla etkilemezsin çok kolay. Ee, Anca psikolojisini şimdi, törpüleyecek bir yenilgi anlasın. Bu şu yönden dönemli maç. Arsenal'in son mağlubiyeti kime abi? Manu. Manu değil Teknik mi? Tek mağlubiyeti var zaten. Doğru yani tek mağlubiyetleri var. Ya, tek mağlubiyetleri var. Ee, ve o maç gerçekten hak etmedi abi Arsenal'in e mağlubiyeti. Deplasmanı bak gerçekten hak etmedi. Bence beraberlik hak ettiği skorda o maçın. Hatta ben bunu söylemiştim burada da. E, o maçı bir takım kazanmaya hak ettiyse bence o takım Arsenal'di. Öyle bir maçı kaybettiler e, bakınca. E, ki ondan da etkilenmediler. Fazla. Mesela öyle bir maç kaybetmek biraz psikolojiyi bozabilir sonraki maçlarda. Oraya da başardılar. Ama öyle bir ilk maçın oynanması da Arsenal'i bu mücadeleye yaklaştırıyor olabilir. Ama tabii bayağı iyi durumda United. Bir de şunu söylemek lazım. Biz United'ı hiç işin içine katmıyoruz da United City'nin bir puan gerisinde ve bu maçı olduğu da Emirates'te kazandığı takdirde şampiyonluk adayı abi. Sana bir şey söyleyeceğim. Şampiyonluk adayı. Bak. Yani olur olmaz şu bu. United mı? Evet. Tabii, doğru. Bu maçı kazanırsa doğru. bayağı şampiyonluk adayı yani. Doğru. Ee, ama yani... Ya doğru. götüremeyebilirler yarışın sonuna gerin kadar. Neymiş? şey demiş. Gördün mü? Ne demiş? Şampiyon City 2. United, Arsenal 3. olur demiş. Yerine sağ beklikten devam. <laughs> Yorumculuk işi pek açmadı Yerine. biraz düşüşte ya bence de. Bu nasıl yorum lan? Yani bundan 4-5 yıl önceki kalitesi... Bundan bağımsız söylüyorum yani. E, i̇zlerken eskisi kadar keyif almıyorum. Saldı biraz. Olabilir. Geri ne Salarsın yani. E, e, yani. Sen başka bir şey soracaktın bir şey diyorum tam ilan paleti bağlayacağım burada. Evet şimdi bak sen, sen de bu konuda çok e, ne çıkarımlar yapmış biri olduğun için sana bağlayacağım dedik ya burada ilan Palut gönderildi yanlış karar ama gelen hoca bir şey gösterir e, yanlış karar gibi gözüken şey doğru olabilir ama aslında yine yanlıştır falan dedik böyle burada bir e, alengilli evet. dolan başlı şeyler konuştuk sol şehir mi bağlayacağım? Evet. Nasıl zekiyim çözüyorum olayı. Ben Solskjaer'in gönderilmesinin o konuda senle zaten Hayır, ondan tam aynı fikirde değilim. Hayır ondan Solskjaer'i Conte'ye bağlayacağım. O United, He. o United Spurs maçı hatırlıyorsun. Evet. United kazandı. Konte United'a gidiyorken bir anda Spurs şey kovuldu. Belki kovuldu? daha hayırlı oldu. Bunun Espirito Santo kovuldu. Bruno Espirito Santo kovuldu. Conte'yi United'a Şey, Tottenham, e, Tottenham aldı. aldı. Ve United Conte'yi kaçırdı. Evet. Diyorduk. Sonra ne oldu abi? Sonra zaman geçti Ki geçti. İlk başta Tottenham daha iyiydi United'dan. Ya tamam ama orta vadede takımın başına Erik geldi. O bir krizle başladı. Sonra o krizi tersine çevirdi hoca. Şimdi United'da ve Erik bakış. Şimdi Conte'ye ve Spurs'a bakış. Ama şu, %100 haklısın dediğin şeyde. İşte bak ne kadar değişebiliyor Ama akla sadece şöyle bir soru geliyor. Şimdi Antony, Anthony, Varan, Casemiro ee, yani Conte United'da olsa ve ya şimdi Conte'nin alabildiği oyuncular ya da aldığı oyuncular, işte Richarlison. Bence bu arada Eric Ten Hag'ın 80 milyon euro gömmesi Antonio'ya bence kötü bir transfer. Benim düşüncem bu. Bunu 2-3 yıl içerisinde göreceğiz. Olabilir. Çok para verdiler bence. Ya bence en değerli transferleri Casemiro. Bence de. Çünkü orada yeni geldi abi zaten yani. Anında sınıf atlattı takıma. İnanılmaz bir oyuncu. Yeni geldilerken yani yeni gelmedi aslında. Yeni geldi abi işte bu sezon geldi. Evet bu sezon <laughs> Ondan sonra anında sınıf atlattı takıma. Çok özel bir oyuncu. Bu maçta da muhteşemdi. Ama dediğin şeyi anlıyorum. Yani ilk anda... başladı aslında. Daha doğrusu öyle diyorum. yani Evet. İlk bir ay oynatmadı. Evet. Yerleşmesi biraz zaman aldı. Ee, dediğin şeyi anlıyorum. Yani Conte'yi kaçırmıştı ama Erik Tenak'la belki daha doğru Bu dönemki hikaye neydi abi? Yani evet. Tottenham yani United'ın büyük hata yaptığı Tottenham'ın da o, o borçtaki en iyi hocayı aldığı yönündeydi. Ama şimdi mesela Tottenham'da kalmayacak garanti gibi Conte'nin. Bu sezondan sonra. Sadece şu şehre düşerim işte. United'da başka bir şeyden bahsediliyor şu anda. Yani gider mi oraya bilmiyoruz. Aynen. Ama yani Conte'li Manu, yani Tottenham'la Manu arasında kulüp olarak seviye farkı var. Harcama olarak da seviye Anladım, farkı var. Şey Conte kafasındaki şeyleri ya da istediği oyuncuları orada daha rahat elde edebilirdi. Bunu, o yüzden belki başka bir şey çıkardı ama dediğin şey %100. Onu bu, anlıyorum. Bunu zaten dedim. Futbol böyle bir oyun. Gerçekten böyle bir oyun. Ve yani şu anda net bir gerçek gibi gözüken şey bir yıl sonra tamamen allak bullak hale gelebiliyor. Aynen. Tamamen hadi allak bullak bırak e, ters yüz olabiliyor. O, ona dair çok güzel bir şey aslında. Bu o Conte'nin bir hafta arayla bir United e, Spurs maçının sonucuyla birlikte oraya gidecekken oraya gitmesi ve onun üzerine ortaya çıkan hikayenin Döndü. şu anda geldiği nokta itibariyle mükemmel bir örnek. Son bir dakika Fransa Ligi karıştı. Paris Saint-Germain Rennes kaybetti. Lens ve Marsilya kazandı. Ligde bir yarış söz konusu. Mu onu bilemem. Çünkü Paris Saint-Germain yarışı yani, verdirmeyebilir. Ya. Ama puan farkı 2 ve 4. Evet, indi. Yani Lance 2 puan arkasında Marsilya Tudor'la çıpır çıpır kazanıyor. Marsilya yine 5'te 5 beş mi 6'da 6 mı Hı -hı. öyle bir şey gidiyor. Bilmiyorum ya. Yani. Marsilya Paris Saint-Germain'den alsa bayağı gülerim. Abi yani yani Burak <laughs> Yılmaz Barcelona'ya <laughs> e, ben de şampiyon oldu Burak Yılmaz'la zekilik. Aynen. Yusuf Yazıcı. Cengiz Ünder almış olacak bu sefer de. Gerçi direkt e, ilk 11'in parçası bırak, değil yani, ama. Işte bir de Tudor yani. Cengiz Tudor ikilisi almış olacak. Ama zor. Ya, zor, tabii şu an. Yani bir dönem çok puan kaybettiler abi hatırlıyor musun? Hı -hı. Mesela orada o puanları kaybettiler. Yani bir 5-6 hafta içerisinde bayağı puan kaybettiler. Şu anda liderlermiş yani. Aslında. Ha, bak şu anda lider olsalardı o zaman başka bir şeyden belki bahsediyor olabilirdik yani. Çünkü yani lidersen abi sen kazanmaya devam ettikçe diğer taraf hata yapınca bir anda puan farkının iki maça çıkma ihtimali falan ortaya çıkıyor. E baskı kuruyorsun yani ama 4 puan geriden gelmek mümkün değil tabi. Zor zor. Lans acayip gidiyor ya. Ben. Acayip onlarda. Konuşmuştuk birkaç hafta. Ben bir izlemedim, bir izlemedim abi. Hiçbir sezon izlemedim yani. Lans'ı. Bir şey diyemeyeceğim o yüzden ama izlemek lazım. Ben de bir tek Paris Saint Germain maçlarına baktım işte. O çok etkileyici kazandıkları maçı. Ama Paris Saint Germain yenilmeye başladı. Lans, Lans... yenilgisi üstüne Ren yenilgisi. Arda Güler çok yaptı. Arda Güler'e Arda Güler'i burada bir iki kere konuşmuştuk. Sen sistem arıza yapıyorken en azından artık Arda Güler'in biraz daha fazla evet. şans bulması lazım diye. Çok konuşuluyor dünyada da Avrupa'da da. Ee, hatta dün <laughs> Evet Kassano da e, bir yorum yapmış. Hatta dün bir iki tane benim takip ettiğim yabancı sitede e, bırakın bu çocuğu oynasın gibisinden e, paylaşımlar Kastan yaptı. Kassan saçma sapan açıklamalar yapıyor 2 yıldır falan. Ronaldo'ya sallayıp duruyor. He öyle söyleyeyim. ama Kassan çok özel bir yetenek olduğu için. Acayip. Yani, özel yetenekten de anlayacak bir adam. E, çok, iyi anlı, e, çok iyi anlayan bir adam. E, o yüzden <laughs> onun söylediği şey çok önemli. E, çok değerli bir şey. Ve şu enteresan abi dakika 83 oyuna girdiğinde ne zaman ısınacaksın, ne zaman performans vereceksin. 83. dakikada oyuna giriyorsun. Zaten, ya tam 10 dakika uzadı maç. Aslında bir 17 dakikası vardı ama orada. Iyi. Ama onu da bilmiyorsun yani. 4-5 dakika da uzayabilir. O yüzden oyuncu sesini oyuna almak aslında yani ben şöyle düşünüyordum abi Arda oyuna girdi. 70'te girer diye düşünüyorum. Yok yok hayır abi. Sesini şu oyuna girdiğinde ha. şunu düşündüm. Ya evet Arda sağa giriyor. Bir 5-6 dakika uzatma var. Bir 12-13 dakikası var. Bir iki hareket yapıp maçı çözebilir. Yani bir tane araya salar. Pozisyon olur vesaire diyordum. Öyle olmadı. Yani golün içinde yok. Ya da işte e... oyunu, abi, oyunu değiştirdi ama. oyunu değiştirdi. ve Ağırlık bu koydu. Bu kadar kısa sürede ağırlık koyması çok etkileyici bir şey ya. İşte zaten onu programda da söyledim. 17 dakika oyunda kalıyor, 25 tane pas yapıyor 17 dakikada. Ya Akıl almaz bir şey bu. 10 ee, numara karakterli bir oyuncu için. O kadar pas yapmaz normalde yani. Dakika başına bir buçuk pas. Yani 90 dakikaya vurunca 135 pas yapacak frekansı ortaya çıkarmış 17 dakikada. Bir 10 numara için inanılmaz bir rakam. Bütün pozisyonun içindeydi. Aldı verdi, sürekli top istiyor, alıyor veriyor. Ona sola git diyor, sen orada dur diyor. Ee, bazen kendisi kapalı olduğu zaman geriye oyna diyor oyun açmak için falan. Sürekli o hareketleri yapıyor. Bir yandan da bütün topları aldı ve yani aldığı zaman genellikle en doğru kararı veriyor. Yani bir oyuncunun 4 tane karar verebileceği 4 tane karar var muhtemelen. işte ortalama 3-4 tane karar var. Ya en doğru karar veriyor ya ikinci en doğru karar veriyor. Üçüncü en doğru karar vermiyor mesela pas konusunda da. E abi bak gerçekten momentumu Fenerbahçe'nin lehine arttırdı oyuna girdikten sonra. Gavi ile Pedri. Real Madrid'i sürkles ettiler yani. Ondan sonra iki tane Arda'ya yakın yaşlarda çocuk, evet. bir tanesi biraz daha büyük ama yani çok da büyük değil. E, Jude ortada. E, çok... ama, ama onlar düzenli oynayan adamlar. Ha? Ya tamam işte ama yani... onlar milli takımlarına bile ilk 11 çıkıyorlar. E tamam yani işte, bu yani. yani, <laughs> <laughs> adamlar bu yaşlarda yani şimdi... Ya yani Gavi ile Pedri üzerinden Arda'ya bir şey demek... Hay şunu demek istiyorum abi, Barcelona gibi, Barcelona, şey gibi yani. Barcelona gibi, Barcelona <laughs> gibi... Dünya futbolunun en büyük iki 3 kulübünden biri 18 ve 20 yaşındaki iki tane çocuğa orta sahasına emanet edebiliyor. Yani onların kültüründe var bu. Zamanında da Xavi, Iniesta'ya, Busquets'e e, evet. verdiklerinde de orta sahaya, o oyuncular da o yaşlarda. İyi e, abi 17 yaşında bir oynuyor Pedri. Ha on, Gavi de 17 yaşında bir oynuyor. Son 17 yaşında verdiler formayı yani. Ya Barcelona'nın Fenerbahçe'den kaybedebilecek çok daha fazla şey var. Onu söylemeye evet. çalışıyorum. Çok daha büyük bir kulüp, çok daha sert bir rakibi var. Hı. Ve belki de kaybediyor da Şampiyonlar Ligi'nde 2 senedir gruptan çıkamıyor işte. Barcelona için çok Tabii. sert bir imaj kaybı. Şampiyonlar Ligi'nde 2 senedir gruptan çıkamıyor Ama Pedri ve Gavi ile oynuyorlar. E sen de oynar da Güler'le. 7 hele, 8 hele, hele 7 8 senedir şampiyon olamıyor Fenerbahçe. bir, se bir senede Arda Güler ilk 11 oynayarak şampiyon olamasın olamayacaksa da yani. Bence çok geç döndü. Yani Jorge Jesus bak 70'te 10 kişi kalıyor. Ee, andı... Tabi tabii canım al bir 30 atsın. saniye sonra at sahaya hemen. Tabii canım anında anında atarsın yani. Ya da hayır, Arda olmasa bile yani yani gele kulübesinde e, maçı çevireceğine yanında oyuncu kimse onu anında sahaya atması lazım bence Jesus'un. 70'te 10 kişi kaldılar. 81 83 Serdar Dursun ve Arda Güler oyuna girişi. 81'de Serdar giriyor. 83'te e, Arda giriyor. Bence ikisinde 71'de 72'de engel sahada olması lazım. Hadi hazırlanması vesaire 72 70 olsun. Orada sahada olmaları gerekiyordu. E, belki o yüzden maç kaybedecekti. Yani puan kaybedecekti ya da daha doğrusu. Teşekkür ediyorum. Dolu dolu bir, bir program. Her terden çaldık, her temiz. atlama program Müthiş. Oldu. Bu hafta bitiriyoruz artık Bey Sokağı ama artık Bey Sokağı öyle bir program ki haftaya tekrar var. Görüşmek üzere. Sokrates'in kült programı Londra Merkez başladı. Yenilenen ve bir o kadar kemikleşmiş kadrosuyla bu senede gündemi bağlamından kopartacağız. Sorumluluğumun farkındayım ve ben de buradayım. Washington İstanbul arasında mekit okuyacak Londra Merkez. Her zaman olduğu gibi Perşembe 19'da Sokrates'te.